Merhabalar. Bu videoda sizlere kendimizi nasıl yeterli hissedebiliriz ve yetersizlik duygusundan nasıl kurtulabiliriz bundan bahsedeceğim. Öncelikle bilmemiz gereken şey yeterli olma hissi çok subjektif bir yorum. Yani bazı yeterlilik sınavları olur, işte askeriye giriş ya da üniversite sınavlarına, Anadolu sınavlarına giriş gibi yeterlilik sınavları olur. Orada yetersiz olursunuz. Bu sadece o alanda yetersiz olduğunuzu gösterir ve ya da belki de sadece sınava yeteri kadar çalışmadığınızı gösterir. Size içsel bir kimlik kazandırmaz yetersizlik kimliği. Oysa ki bazı insanlar kendilerini genel olarak yetersiz hissederler. Hiçbir şeyi başaramayan, her şeyi eline yüzüne bulaştıran, hep bir şeyleri eksik yapan, hep yanlış yerde yanlış sözleri söyleyen, konuşması gereken yerde susan, susması gereken yerde konuşan ya da hiçbir zaman takdir edilmeyen, başarılı hissetmeyen kişilerdir. Hissetmeyen kişilerdir. İçsel yetersizlik duygusu olan kişiler. Şimdi insanlar neden yetersiz hissederler öncelikle? Bu daha çok çocukluk deneyimlerimizden kaynaklanıyor. Bu sürekli böyle birileriyle kıyaslanan bir ortamda büyümekten ya da asla tatmin olmayan, hep daha fazlasını isteyen, eleştirel ebeveynlerden kaynaklanabiliyor. Bunlar biz yetişkin olduğumuz zaman bizim iç sesimize dönüşüyor. Bizim artık etrafımızda bizi eleştiren insanlar olmadığı halde biz bir şeye teşebbüs edecekken ben bunu beceremem, yapamam. Ben kimim ki buna teşebbüs ediyorum? Ne haddime? Ya da yapar bitirir ama sonuçtan memnun olmaz. Daha iyi olabilirdi gibi. Şimdi iki grubumuz var. Kendini yeterli hissedenler ve kendini yetersiz hissedenler. Aslında kendini yetersiz hissedenler arasından da çok başarılı insanlar çıkıyor ve kendini yeterli hissedenler arasında da başarısızlar çıkıyor. Şimdi öncelikle kendini yetersiz hisseden ama başarılı olan kişilerden bahsederim. Bunlar genelde mükemmeliyetçi insanlardır. Mükemmeliyetçiler başarı odaklıdır ve hep daha iyisini yapmak isterler. Ama yaptıklarından tatmin olmazlar. Daha iyi olabilirdi, daha mükemmel olabilirdi. Bu yetmez. Senin yaşıtların nerede, sen neredesin? Ya da daha istediğin yola kadar, istediğin noktaya gelmene çok var. Burada kendini tatmin edemezsin, onaylayamazsın gibi kendine çok acımasız bir yaklaşım gösterir mükemmeliyetçiler. Ki mükemmeliyetçilerin daha da altında da kibirden kaçmak için mütevazi olma zorunluluğunu da görüyorum. Her neyse, şimdi kişi kendini yetersiz hissediyor. Dış dünyada bir sürü onayı, başarılısı olduğu halde içsel olarak yetersiz hissettiği için o başarılarla tatmin olmuyor. Kendini yetersiz hisseden bir grup daha var. Bu kendini yetersiz hissettiği için zaten hiçbir şeye teşebbüs etmiyor. Salmış, denemiyor. Hayatta başarılı olmaktan vazgeçmiş. Hayatta başarılı olmaktan vazgeçtikten sonra ya depresif bağımlı bir kişiliği seçer kişi ya daha antisosyal bir kimliği seçer. Yani hikayeler anlatır, etrafına yalanlar söyler, başarı hikayeleri anlatır. Çünkü kendi başarısı olmadığı için ve bunları elde edebileceğine inanmadığı için farklı bir kimlik sunmaya çalışır. Oysa ki burada da yine daha yani yaptığı işleri hiç beğenmediği için ve kendinden beklentisi çok yüksek olduğu için başlamaya bile cesaret edemiyor. Diğer başarı odaklı mükemmeliyetçi ise başlamaya cesaret ediyor ama asla tatmin olmuyor. Yetersizlikte iki grup var demiştim. Yeterli hissedenlerse yine başarı odaklı olan, hep daha iyi olmak istiyor fakat şimdiki zamandaki başarılarından memnun oluyor. Geldiği noktayı takdir ediyor. Kendini diğer insanlarla kıyaslamıyor. Çünkü herkesin hikayesinin farklı olduğunu biliyor ve mükemmeliyetçiden genellikle bu kişi daha başarılı olur. Ve psikolojik açıdan çok daha sağlıklı olur. Ama kendini yeterli hissedip gamsız insanlar da var. Yani nasılsa biliyorum, yaptım, geçtim, baştan savma iş yapabilirler ve kendini geliştirmekten alıkoyabilirler. Şimdi aslında yetenekli, başarılı ama kendini yetersiz hisseden kişi o konumda olmaktan korkuyor. Yani salmaktan korkuyor. Oysa ki başarı odaklı olmaya devam ettiği müddetçe yeterli hissetmeye başlarsa çok daha özgüvenli ve çok daha başarılı olacaktır. Bunu fark etmeli. Sonrasında şunu fark etmemiz gerekiyor. Yeterlilik, yetersizlik subjektif bir durum. Ve bu bizim inancımızla alakalı, dış gerçeklikle alakalı değil. Ve biz kendimizi şu an diyelim ki yetersiz hissediyoruz.
Diyebilirsiniz ki benim bugüne kadar hiç başarım olmadı ya da hep eleştirildim. İnsanlar bana yetersiz hissettiğimi söyledi. Neye elimi atsam başaramadım diyebilirsiniz bana. Oysa ki ben size şunu söylüyorum. Sizin sahip olduğunuz yetersizlik gözlükleri varken geçmişteki yetersiz deneyimlerinizi hatırlayacaksınız. Yeterli deneyimlerinizi hatırlamayacaksınız. Ve bunları ayrıca hatırladığınız deneyimleri de yine şu anki ruh halinizi ekleyerek daha abartı, daha negatif hatırlayacaksınız. Yani insanlar geçmişi şu anki gözlükleriyle hatırladıkları için genelde yanlış ve yanlı hatırlıyorlar. Şimdi yetersiz olduğuma inandığım için teşebbüslerim de sınırlı olacaktır ve hayal dünyam, geleceğe yaptığım yatırımda inancım da yetersizlik inancı yönünde olacak. Yani kısacası ben yetersiz olduğuma inandığım için geleceğe dair bakış açım da kötümser olacaktır ve ben aslında şu an yetersiz olduğuma inandığım için hem geleceği yetersiz bir insanın geleceği olarak yaratıyorum hem de geçmişi yetersiz bir insanın geçmişi olarak hatırlıyorum. Yapmam gereken tek şey gözlüklerimi çıkartmak. Peki bunu nasıl yapacağım? Yani bunu yapmak için ilk önce size bir teknik anlatacağım. Çok basit bir teknik. Aslında bunu tüm pozitif düşüncelerde uygulayabilirsiniz. Bir nefes alacağız ve aldığımız nefeste anda ve merkezde olacağız. Bir nefes alın ve tüm dikkatinizi kendinize, diğer herkesten, her şeyden, kendinize ve geçmişten, gelecekten şimdiye çekin. İsterseniz bunu iki nefeste de yapabilirsiniz. İlk nefeste geçmişten gelecekten şimdiye, ikinci nefeste diğer herkesten ve her şeyden kendinize. Bu aldığınız nefes sizi ana ve merkeze getirecek. Bunu aslında farklı durumlarda yapmışsınızdır. Mesela birden bir işe koyulacaksınız, bir şeye cesaret edeceksiniz. Ya Allah dersiniz diye bir nefes çekersiniz ve hedefinize odaklanırsınız, işe koyulursunuz, yapar ve atlarsınız. Tam olarak istediğim o his, yani bütün gücü kendinize çekin ve kendinize yöneltin. Bunu yaptıktan sonra omuzlarınızı dikleştirin ve kendiniz sanki bir santim büyümüş gibi hayal edin. Zaten mesela biz korktuğumuzda, yetersiz hissettiğimizde, başarısız hissettiğimizde böyle eziliriz. Ama kendinize güvendiğimizde dikleşiriz. Şimdi sizden vücudunuz doğal olarak biraz daha dikleştirmenizi istiyorum. Az önce anda ve merkezdeydik. Hala anda ve merkezde, yani anda ve kendimizdeyiz. Şimdi ise bir santim büyüdük. Ardından kendinizi tam bütün olmanız gerektiği gibi olduğunuz kadar hissedin. Zihninizi böyle hani birileriyle bir rekabet ortamından ziyade mesela bir ormandaki bir ağaç gibi hissetmeye çalışın kendinizi. Kendi varoluşunuzu, özünüzü kimseyle kıyaslamadan hissetmeyi deneyin. Bundan sonra şu an içinde bulunduğunuz durumda iç seslerinizin konuştuğunu, yeteri kadar yeterli hissedemediğinizi zannediyorum. Ya yeterliysem diye sorun kendinize. Ya yeterliysem ve bu yanlış düşüncem yüzünden, ruhsal problemlerim varsa ve hayat başarım istediğim kadar iyi değilse, ya ben yeterliysem ve kendimi kandırıyorsam, bugüne kadar yeteri kadar yetersiz olduğuma inandım. Şimdi 3 gün boyunca, sadece 3 gün, yeterli olduğunuza inanarak yaşamayı deneyebilir misiniz? Kısacası 3 gün boyunca beyninize şunu söyleyin. Ya ben haklıyım, yeterliyim. Sen kendini yetersiz zannediyorsun. Bu beyin ürettiği bir düşünce. Ya da ben zaten senin dediğin gibi yetersizim. 3 gün yeterliymiş gibi yaşamak istiyorum. Miş gibi yani. Bir deneyin. Sadece 3 gün. Bu esnada içinizden iç sesleriniz işte gene yapamayacaksın vesaire. Bunları da muhalefet gibi düşün. Onlarla tartışarak kendinizi sakinleştirerek, yani nasıl tartışacaksınız? Olumsuz bir deneyiminizi hatırlayacaksınız. O olumsuz deneyimi gerçekten inceleyeceksiniz. Bakalım o olayı başkası olsaydı nasıl yapardı diye sorabilirsiniz. Daha iyisi nasıl olabilirdi diye sorabilirsiniz. Bir de şu var, yani biz her gün değişiyoruz, her gün büyüyoruz. Yani bundan bir gün önceki aklımız yok. Bir gün önceki aklımızı beğenmememiz çok normal. Bunu da fark ederek 3 gün boyunca yeterliymiş gibi yaşamanızı tavsiye ediyorum.
Sonrasında hayatınızda olaylar nasıl değişecek? Attığınız adımlardaki cesaretiniz ve başarınız ne şekilde olacak? Evet. Lütfen bunları deneyin. Denedikten sonra eğer benimle paylaşırsanız sonuçları çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.